Herkese merhaba arkadaşlar. Dünya ile aynı anda Samsung Galaxy Z Flip 4'ü sizlerle birlikte bir ön incelemeye tabi tutacağız. Biliyorsunuz Samsung özellikle katlanabilir telefonlar konusunda son yıllarda birçok modeli ardı ardısına çıkartıyor. Ve bu modellerden bir tanesi de bu şekilde şöyle istiridye telefon dediğimiz bu şekilde katlanabilen bir model olan Flip Z modeli oldu. Bugüne kadar farklı modellerle karşımıza çıkmıştı. Bir de bunun böyle Fold dediğimiz şu şekilde kitap gibi katlanan bir sürümü de var. Onu da biliyorsunuz muhtemelen ve onu da yine kanalda inceledim. Yukarıdan linkini koyacağım. Ön incelemesini oradan siz de izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Z Flip 4 modeline. Neler değişmiş? Öncelikle aslında bazı ufak tefek değişiklikler var gibi görünse de kullanıcılardan gelen yorumlara dikkate alan Samsung önemli geliştirmeler yapmış. Her zaman olduğu gibi bir genel görünümden bahsedeyim. Aslında telefonu ilk elime aldığımda önceki modele fazlasıyla benzeyen bir sürümle karşılaştığımı söyleyebilirim. Ancak önemli bir detay var. Kat izi aynen Fold 4'te olduğu gibi arkadaşlar oldukça böyle görünmez hale getirilmiş. Bu katlama mekanizması yani bu menteşe de oldukça ince bir hale gelmiş. Bu sayede telefonu açıp katladığımız zaman o kat izi çok daha az bir şekilde belli oluyor. Hakikaten de parmağınızla dokunduğumuz zaman hissediyorsunuz ama hani şöyle baktığınız zaman çok fazla belli olmadığını da söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaki kameralar biraz daha belirgin hale getirilmiş. Kameralarda çözünürlük anlamında bir değişiklik yok ama kullanılan sensörler birazcık daha iyi ve daha büyük pikseli olan sensörler tercih edilmiş. Bu da muhtemelen fotoğraf kalitesini etkileyecektir ama bu ön inceleme olduğu için telefonla fotoğraf çekip bunun sonuçlarını size gösteremiyorum. Telefon teste geldiği zaman ben de bu modelle ilgili görüşlerimi size aktaracağım. Şimdi biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. 6.7 inçlik dinamik AMOLED bir ekranımız var arkadaşlar. 2640x1080 piksellik Full HD Plus 2X AMOLED ekranımız var. Kapak ekranımız ise 1.9 inçlik Super AMOLED 60 Hz'lik bir ekran var. Kapak ekranında bazı ufak tefek değişiklikler yapılmış. Biliyorsunuz fotoğraf çekerken daha önceki modelde arkadaşlar şöyle iki kere bastığımız zaman power tuşuna bir hemen fotoğraf çekme moduna geçiyordu. Mesela şu anda geçmiş durumda siz de görüyorsunuz. Burada en son ana kamerayı hangi açıda kapattıysanız yani 4'e 3 mü yoksa 16'ya 9 mu o şekilde geliyor arkadaşlar. Daha önceki kullanımda ise durum böyle değildi. Direkt 4'e 3 olarak geliyordu. Bunun da altını özellikle çizelim. Bir de artık bu kapak ekranında 15 saniyelik bir animasyon da döndürebiliyorsunuz. Bu da güzel enteresan bir özellik olmuş. 15 saniyelik bir videoyu bu ekranda böyle sürekli döndürebiliyorsunuz. Tabii sürekli derken ekran kapanma süresi kadar bir süreklilikten bahsediyorum burada. Çünkü sürekli çalışırsa pili yiyeceği için böyle bir şey mümkün olmayacağını da altını çizeyim ama bence güzel bir özellik olmuş. Gelelim kamera tarafına. Sensörün piksel boyutları gelişti. 12 megapiksellik bir ana kameramız var. Ona da yine 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Ön kameramız ise 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. Video çözünürlüğüne bakacak olursak 4K 60 FPS olduğunu söyleyelim. Z Flip 4 modelinin önemli bir artısı ise arkadaşlar Samsung'un S22 ailesinde bulunan nightography yani gece fotoğraf çekim özelliğinin artık bu telefona da gelmiş olması. Bu önemli bir detay. Özellikle gece fotoğraf çekmeyi sevenler için artık Z Flip 4 de gece fotoğraflarında çok daha iyi sonuçlar verecek anlamına geliyor. Şimdi telefonun önceki sürüme göre değişikliklerinden bir tanesi ise pil kapasitesinin arttırılması. Kullanıcılardan gelen bir yorumdu bu. 3700 miliamperlik bir pili var artık ve bu pil 25 wattlık bir kablolu şarjı destekliyor. Daha önceki sürümde bu 15 watt arkadaşlar. Yani hem pilin boyutu büyümüş hem de şarj hızı, şarj kapasitesi arttırılmış durumda. Telefonda Bluetooth 5.2 teknolojisi var. Bir de Wi-Fi 6E olduğunu söyleyeyim. Önceki sürümde 6 vardı. Bunda 6E var. 6E Wi-Fi 6'ya göre biraz daha hızlı bir kablosuz ağ teknolojisi. Tabii bunu kullanmak istiyorsanız bulunduğunuz ortamdaki cihazların da router, modem ya da benzeri cihazların da Wi-Fi 6E'yi destekliyor olması gerekiyor. O zaman çok daha hızlı kablosuz veri transferi yapabiliyorsunuz. Telefonda arkadaşlar 8 GB'lık bir RAM var ve 128 GB'lık depolama alanı olduğunu söyleyeyim. Android 12 işletim sistemiyle geliyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci var ki Fold 4'te de benzer bir işlemci kullanıldı. Flip 4'te de bu işlemci tercih edilmiş. Bu arada telefonun çok tatlı renkleri var. Özellikle kadınların seveceği renkler olduğunu söyleyeyim. Ayrıca çok güzel kılıfları da var ki önceki sürümlerde de bu farklı renkler ve farklı kılıflar vardı. Bir de arka tasarım biraz daha kaygandı önceki sürümde. Ve bir masaya koyduğunuzda kayıp düşme riski vardı. Bu modelde artık biraz daha böyle mat bir tasarım tercih edilmiş ve kolay kolay da masadan kaymadığını da söyleyeyim. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy Z Flip 4 ön incelemesinin de sonuna geldik. Bu videoda bu akıllı cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Elbette bu bir inceleme değildi. Telefon elime ulaştığı zaman detaylı bir incelemeyi yine YouTube kanalımda göreceksiniz. O gün gelene kadar YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linklerini de açıklama kısmında bulacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.